Efendim, vakti zamanında iki deve beraber yürüyorlar. Birisi henüz el kadar mini minnacık bir deve. Diğerisi annesi yavrusuyla yürüyor. Mübarek hayvan soruyor annesine. Anneciğim, anneciğim, bizim ayaklarımız neden bu kadar büyük? Annesi evladına şöyle bir bakıyor ve diyor ki, çölde kuma batmamak için oğul, çölde kuma batmamak için. Yavrucak mutmain olmuyor. Soruyor annesine, anneciğim, anneciğim, peki bizim kirpiklerimiz niye bu kadar gür? Annesi cevap veriyor, çölde gözümüze kum kaçmasın diye oğul, çölde gözümüze kum kaçmasın diye. O mübarek deve meraklı, gözleri yaşlı, yine soruyor anneciğine. Anneciğim diyor, bizim niye hörgücümüz var? Biz bu hörgücü neden taşıyoruz anneciğim diyor. Gözlerinden akan bir damla yaş yanaklarından süzülüyor. Ana yüreği dayanmıyor tabi. Ona da cevap veriyor mübarek. Çölde susuz kalmamak için ya Ebu Deve. Yavru deve artık dayanamıyor. Haykırıyor annesine. Peki biz diyor anneciğim, Ankara hayvanat bahçesinde ne halt ediyoruz anasını satımını diyor. Ankara hayvanat bahçesinde ne halt ediyoruz biz. Evet, zannedersem bir izleyicimizin bir suali olacak. Telefonumuzu alalım inşallah. Alo. Nihat hocam selam aleyküm. Hocam benim bir sorum olacaktı ama cevaplarsanız çok makbule geçer. Cevaplamaya çalışalım inşallah. Buyurun. Hocam şimdi bizim bir arkadaşımız var. Kendisi cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. 100.000 imza lazımmış, onu da toplamış. Adaylığını resmileştirmiş. Fakat bir kısım millet diyor ki, bu şimdi çıkacak oyları bölecek. Buna verilen oylar da partisi baraj altında kaldığı için sağa sola gidecek, badem olacak şeklinde konuşuyorlar. Bir kısım da diyor ki, şimdi bu aday olmasa bazıları sırf Kılıçlar'a vermemek için... İsim verme, isim verme. İşte sırf falancaya vermemek için sandığa gitmeyecek bazıları diyorlar. O bakımdan aslında bu bahsettiğim arkadaşımın aday olması aslında iyi diyor bazıları. Bizim de kafamız işkembeye döndü hocam. Ne yapacağımızı bilemedik. Bize bir yol gösterirseniz hocam, Allah razı olsun. Ne diyor lan, ne diyor? Bir sessizlik oldu. Ve sen bok gibi anlattın da ondan oldu. Neyini bok gibi anlatmışım la? Normal olanı anlattım işte. Ya işleri tamamen karıştırdın ya sen. Yok sandığa gidecekler de gitmeyecekler de. Tamam lan, sen anlat ya. Çok biliyorsan sen anlat ya o zaman. Ver şunu ya. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam şimdi benim tek başıma bir %60 oyun var, tamam mı? %60 bir oyun var benim. Nereden var lan %60 oyun? Var tabii. 60-65 oyun var benim tek başıma. Çüş. Yok devenin nalı artık ya. Arkadaşlar. Nihat hocam şimdi benim sormak istediğim soru. Şimdi ben böyle seçime girdim ya diyelim. 60-70 değil de misal beklediğimin 1/3 oranında oy aldık diyelim. Misal. Diyelim ya, kul hakkına girer mi? Bunu sormak istedim. Hah, 1/3 aldık hocam diyelim. Caiz midir? Onu sormak istedik. Evet, arkadaşları alalım hattan. Alo, alo. Adam kapattı. Uykumun içine ettin Radi abi. Yine ne bu gürültü sabahın körü? Ana, Muharrem İnce mi lan o? Aynen. Ta kendisi. Ne alaka ya? Ne oluyor burada Radi abi? Ne var oğlum? Sen zaten sahura kalkmayacak mıydın? Yo, yatıyordum ben. Neden? Sen oruç tutmuyor musun? Mekkeli müşrik. Tutmuyorum abi. Anatomi iskelet olduğum için farz değil diyebiliyorum ben. Tüh, keşke onu da soraydık. Durum böyleyken böyle Muharrem İnce. Bütün olası hesapları yaptık. Bir yandan aday olman mantıklı gibi geliyor. Diğer yandan da insanın pohime otur diyesi geliyor. Ben de ne diyeceğimi bilemedim şimdi.
Ben de arada kaldım kardeşim. TikTok'ta gençlerin büyük ilgisi var. Ama ben de emin olamıyorum yani. Emin olamıyorum. TikTok'a bakıyorsak Cezene Burak da mantıklı aslında. O da bir %70 alır bu hesaba göre. Bu işin içinden çıkmanın tek bir yolu var arkadaşlar. Hani neymiş o yol? Her şeyi bilen gizemli kahin. Kim? Her şeyi bilen gizemli kahin Özcan. Efsaneye göre Kaçkar Dağı'nın eteklerinde kuytu bir mağarada yaşlı bir adam yaşarmış. Dünya hayatını boş vermiş, başka alemlere dalmış bilge bir kahin. Her şeyi bilen bu gizemli kahin, gayipten haberler alan, bilinmeyeni gören, doğru soruyu sorana doğruları söyleyen ululardan ulu bir zatmış. Eğer Kaçkar Dağı'ndaki o mağaraya gidip gizemli kahinle konuşursak, Muharrem İnce için en doğru kararı öğrenebilir, hem de seferi olacağımız için 2 gün oruçtan yırtarık. Anladım abi. Ya da şey de yapabiliriz. Normal kendi işlerimiz. Bu konu çok mühim bir konu Özcan. Derhal hazırlanın. Kaçkar Dağı'na gidiyoruz. Doğru mu geldik la? Burada mağara falan bulmamız mümkün değil Radi abi. Baksana her yer otel olmuş. Efsaneye göre burada olması gerekiyordu. Dur la şu adama sorak. Kardeş selamun aleyküm. Ve aleyküm esselam. Burada bir mağara varmış ama gizemli kainin mağarası. Çok gizli bir mağara. Burası doğru geldiniz. Burası mı? Gizemli kahin tesis yaptı buraya. Salincak $5. He, doğru gelmişiz. Hani kimse yok burada? Seni fena kerizlemişler Radi abi. Kolpa bir efsaneye inanıp boşu boşuna buralara kadar geldik. Birer kere salıncağa binip kaçalım bence. Katarlı lavuk da burada olduğunu söyledi oğlum. Belki de birazdan çıkıp... Hoş geldiniz. Lan avradını! Gizemli kahin! Akıllarınız karışmış. Kafalarınızın içinde deli sorular var. Görüyorum. Adam anladı. Aynen sayın kahin. Çok kararsız kaldık ya. Bazı kararları vermek cesaret ister evlatlarım. Bazen ne yapsam kimseyi memnun edemeyeceğini görürsün. Ne desen birisini kıracakmışsın gibi olur bazen. O zaman insan aciz kalır. Ne yapacağını bilemez. İşte böyle anlarda gideceğin tek kapı gönlünün kapısıdır evlat. Her zaman en doğrusunu gönlün bilir. Arkadaşın gönlünden %60 geçiyor sayın kahin. Yani o kadar değilse de yine en doğrusunu gönlün bilir. Sen Muharrem, aday olmak istiyor musun? İstiyorum. İstiyor musun? İstiyorum. İstiyor musun? İstiyor lan adam kaç defa söyleyecek? O halde Muharrem, gönlünün götürdüğü yere git. O yol doğru bir yoldur. Aday ol Muharrem. Ya ama işte tutmazsa... Tutar Muharrem, aday ol. Gönlün ne derse sonunda o olur. Oluyorum o zaman, oluyorum yani. Ol Muharrem. Olayım diyorsun yani. Kendine güven. Gönlünün götürdüğü yerde başarılı olacaksın. İşte ya olmazsa diyorum ben de. Olur Muharrem. Hiçbir şey olmamışsa bile kesin bir şeyler olur. Bir dakika ya. Selamu aleyküm. Nereden dinledim o doktoru? Herif iyice kafayı yedi. Sen ne istersin bre densiz? Eve gitmek isterim Radi abi. Bir fragman izledin gaza geldin. Kaç gündür parkta yatıyoruz. Eve gidelim artık. Hah! Bizim evimiz bu torpaklardır Özcan. Asya'dan Avrupa'ya bir kısrak başı gibi uzanan bu torpakların her bir zerresi evdir bizim için. İndi beni yalnız bırak da kılıcımı sıvazlayayım. Anahtarı ver lan o zaman. Ver o zaman anahtarı.